Merhabalar hepinize. Bu haftanın hatta bu ayın yurt içindeki en önemli datası belki de politika faiziydi. E, beklentiler dahilinde Merkez Bankası Ocak ayı e, politika faizi kararını açıkladı. 250 bas puan artırarak 42,5'den 45'e çıkardı. Karar metninde aslında iki tane önemli unsur vardı. Bir tanesi dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıklık düzeyine ulaşıldığı, yani burada faiz artırım sürecinin sonuna gelindiği, ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürülebileceği mesajı verilmesiydi. E burada bu iki unsur metinde de öne çıktığını görüyoruz bu iki unsurun. Son dönemde ciddi bozulmalar da var. Bu bozulmalar dolayısıyla faiz artırım sürecinin sonuna gelindi demek burada oldukça ciddi, oldukça iddialı bir söz olur aslında. Çünkü önümüzdeki dönemde bazı dataların kırılma yaratma ihtimalinin yüksek olduğu artık e, piyasada da çoklukla konuşuluyor. E, örneğin Ocak zamları enflasyon beklentilerini önümüzdeki dönem için bozdu. Kamunun zamları e, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefiyle uyumlu olmaktan çıktı. Hatta yeniden değerleme oranının üzerinde bile kabuda zamların yapıldığını görüyoruz, artışları görüyoruz. Kamu eliyle, e, kamunun belirlediği fiyatlarda yapılan artışlar bunlar. E, ÖTV ayarlamaları zam olarak fiyatlara yansıdı. Her yıl başında olduğu gibi askeri ücret artışı var. Bu asgari ücret artışın sonrası özellikle de seçim döneminde olmamız nedeniyle ücretlerde ciddi bir artış oldu işte. Emekli ücretinde, emekli maaşlarında, memur maaşlarında, özel sektör işçi ücretlerinde, asgari ücretle birlikte ciddi bir artış oldu. E bu fiyatlama davranışlarında bozar hale geldi. Piyasada özellikle çok ciddi anlamda bir likidasyon var, parasal bolluk var. Bu durum mevduat faizlerinin de aşağıya gelişine neden oluyor. Mevduat faizleri Biliyorsunuz yılbaşından önce 50'lere kadar çıkan mevduat faizleri 42-43'lere düştü. Hatta hafta sonuna doğru 40'ın altına indiğine dair özel bankalarda haberler de var. 8 Şubat'ta yılın ilk enflasyon raporu yayınlanacak. Orada yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarı revize edilebileceği beklentisi oluştu. E, bu da e, başa dönersek enflasyonda bozulmanın bir göstergesi olacak. Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi bir azalma var. 19 Ocak haftasında 138.1 milyar dolara geriledi. Net rezervler 5.8 milyar dolar düşüşle 23.7 milyar dolar oldu. Böylelikle kur korumalı mevduatın duyurulduğu Aralık e, 2021'den bu yana net rezervlerde görünen en hızlı düşüş kaydedildi. Ekranda verimetrikten aldığımız grafikte Merkez Bankası rezervlerinin son dönemdeki o keskin düşüşünü de aslında net şekilde görüyoruz. Dolarda baskılı seyir devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de zaten dalgalı kur uygulanmıyor. Kontrollü kur uygulanıyor bir süredir. Merkez Bankası'ndaki bahsettiğimiz bu rezervlerdeki erime de kontrollü kurun etkisi. Az sonra değineceğim ona ama ancak şunu da söyleyeyim ben serbest bıraksanız piyasada denge noktayı bulur. Yani her ekonomik kavramın değerini bulduğu gibi Dolar kurunda da yani döviz kurlarında da piyasa denge noktasını bulur. Ancak önümüzdeki dönemde bir seçim var. 31 Mart seçimleri e, dengeyi e, yukarıda bulursa hem enflasyon yaratır hem de kötü ekonomi algısı oluşturur. Çünkü kurların yukarıya gitmesi ekonomide her şey iyi bile olsa halkta enflasyonla alakalı olarak ya da ekonomik algıyla alakalı olarak bir olumsuzluk yaratıyor. Yani ister istemez herkes geçerken döviz bürosunun önünde o dijital ekranlara mutlaka bakıyor. Dolayısıyla oradaki o artışı yaratmamak gerekiyor seçime giden bir ekonomide. O nedenle e, şu anda bu e, mümkün değil gibi. Bazı ihracatçı ve sanayicilerin de 40 lira 45 lira olmalı dolar TL kuru gibi açıklamaları var. Özellikle emek yoğun sektör temsilcilerinden bu çok geliyor. E, neden bunu söylüyorum? Emek yoğun ihracatçılar yükselen e, iş gücü maliyetini kur yükselirse oradan kapatma derdinde. Yani emek yoğun çalışanların en büyük giderleri artan ücretler. O ücretlerdeki artışı kur artışıyla birlikte kapatmaya çalışıyorlar. Ancak ithalata dayalı üretim yapan ihracatçılar buna çok sıcak bakmıyor. Kur yükselirse yüksek maliyetle ithalat yapacaklar. Yani ithalat yapacak ki onunla üretim yapsın ve ihracatı yapsın. Sonuçta ithalatın maliyetinin artması onun çok hoşuna gitmiyor. En iyisi az önce de söylediğim gibi piyasada kurların fiyatlarının dengelenmesi. Ancak yatırım amaçlı ya da yatırım amaçlı demeyelim, döviz bir yatırım aracı değil, öyle görmemek lazım. Paranın değerini koruma amacı diyelim biz ona. Burada dövize bir talep olur mu? Kur yıl sonu beklentisi 40 lira civarında. Bunu hem piyasa beklentisi öyle hem bazı raporlar açıklandığı yerli ve yabancının burada 40 lira beklentileri var. e Şimdi dolar kuruna bakıyoruz 30-32 seviyelerinde. %33 civarında bir artış beklentisi demek. Yani bir yıl içinde %33 kurda bir beklenti var. E, onu zaten risksiz olarak şu anda kazanabiliyorsunuz yüzde 39 yüzde 40 %41'lerle erle mevduata parayı bağlayarak orada e, bunu bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani kur tarafına ciddi bir kayış önümüzdeki dönemde bu beklentiyle olmayabilir. Yüzde yani 40 mevduat demek aylık yüzde üçün üzerinde yüzde üç buçuk civarında bir getiri demek aylık yüzde üç üç buçuk civarında bir getiri. E o zaman aylık yüzde 3-3,5 başka bir enstrüman var mı para kazanabileceğiniz, getiri yaratabileceğiniz? E orada hisse piyasası aslında ortaya çıkıyor. Hisse piyasasında doğru hissedeyseniz eğer borsada bir e iki gün içinde o yüzde 3-3,5 getiriyi elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Hani borsa biraz daha önümüzdeki dönemde şu ekonomik yapıda ayrışacak gibi görünüyor, ayrışabilir diye ben e, tahmin ediyorum. Tabii bunun için de. Hani bir iki günde yüzde üç üç buçuk getiri elde ediyorsunuz dedim. Günlük işlem yapın diye söylemiyorum bunu. Sadece böyle bir piyasa olduğunu anlatmak anlamında söyledim. Tabii bazen ilginç Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayan yabancı raporları da çıkabiliyor. Mesela Wells Fargo'nun raporu çıktı hafta içinde. 2024 sonu dolar kuru beklentisi. 29.50 dediler. 2025 sonu önümüzdeki yılın sonundaki dolar kuru beklentisi de 28.50 demişler. Tabii Türkiye şartlarında bir tutarsızlık örneği bu. Yani bu kurumun gerçi 2023'te 19.50, 2024'te de 20 lira beklentisi vardı daha önceki raporda. Onun için çok üzerinde durmaya gerek yok. Cuma günü Goldman Sachs'ın Türkiye'de politika faiz oranının yıl sonuna kadar %45'ten 25'e gerileyeceğini tahmin ettiğine dair bir rapor çıktı. Yani burada... Faiz %45'den %25'e yani %20'lik bir faiz indirimi bekliyor Merkez Bankası'ndan. E, Mayıs'ta %75 zirvesinden sonra yıl sonunda %30'a nasıl düşüreceksiniz bunu, enflasyonu? E, enflasyon peki faiz düşünce kuru ne olacak? Kurun enflasyona geçişkenliği nasıl olacak? bunları hesap etmeniz lazım. Yani biraz zor bir ihtimal gibi görünüyor. Ben erken bir faiz indiriminin ciddi riskler barındırabileceğini de düşünüyorum. Tam zamanında bunu yapmak lazım. Yani erken davranırsanız Kalıcı olarak ciddi sorun ve güven kaybı e, yaratabilirsiniz. Ekonomi basından Şeref Oğuz'un e, Cuma günü sabah e, bir açıklaması vardı, ona denk geldim. Tam aslında buraya oturuyor açıklaması. Hani orucunuzu iftara 5 dakika kala yanlışlıkla bozarsınız. İşte bu durum aynen öyle. Yani erken çok az da olsa erken yaptığınız zaman bir çuval inciri berbat edersiniz. Bu ona benziyor aslında. E, Merkez bankasından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı her hafta olduğu gibi yabancı yatırımcılar. 19 Ocak'la sona eren haftada 146 milyon dolara yakın hisse senedi alımı yapmışlar. 40 milyon dolarlık da devlet iş borçlanma senedi satışı yapmışlar. Böylelikle 2024'ün ilk 3 haftasında hisse senedi tarafında net yabancı girişi 3.3 milyon dolar oldu. Dips tarafında net yabancı girişi ise 338 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani yabancı hisse senetlerine yavaş da olsa geliyor ama istediğimiz düzeyde değil. Şu anda piyasayı yabancının götürdüğüne dair bir emare yok. Ama piyasayı da biraz sonra konuşacağız. Yabancı gelişinin biraz daha hızlı olması lazım. Hep işlem hacmine falan bahsediyordum. İşlem hacmine vurgu yapıyordum daha önceki yayınlarda. O işlem hacminden zaten onu anlıyor olacağız. Şimdi borsa tarafına geçersek borsada 8150'nin önemini birçok kişi vurguluyordu. Ben de 8150 önemli bir direnç noktasıydı. Oraya geldiği için onu defalarca yayınlarda söylemiştim. Geçilmesi için hacim artışı gerekliydi. Hacim artmadı ama ortalama... Yani haftalık olarak ortalamaya baktığınızda 85-90 e, milyar lira civarında. Cuma günü kapanış itibariyle de 110 milyar liralık bir işlem hacmi biz yüzde gerçekleşti ve 8.150 seviyesi geçilerek haftayı 8.346 seviyesinden kapattık. Bu 8.346 günlük, haftalık, aylık hatta ve hatta yıllık zirve oluyor. Kapanış iyi oldu ama hala hacim zayıf. Temkinli olmakta fayda var. Arada düzeltmeler gelecektir. Önümüzdeki hafta içinde 8400 önemli bir direnç. Burası geçilirse de daha önceki zirve noktamız 8562 tekrar test edilebilir. Bilanço dönemi başlıyor. Önümüzdeki hafta bilançolar gelmeye başlayacak. Bankalar ve sigorta şirketleri enflasyon muhasebesinden muaf oldukları için onlarınki biraz daha erken gelebilir. Ve analistler de e, enflasyon muhasebesi hesabı yapmayacakları için bu hisselerle alakalı olarak bilanço tahminlerini oluşturmaya başladılar. E, ekranda Forex Haber'in e, 2023 4. çeyrek finansal sonuç anketi var. Burada baktığımızda bankalar içinde Albarakanın, TSKB'nin ve Vakıp Bankın karlılık anlamında Geçen yıl son çeyreğe göre 2023 son çeyreğinin yani 2022 e, son çeyreğine göre 2023 son çeyreğinin daha iyi gelme ihtimali e, yüksek gibi görünüyor. E, bilanço beklentilerinde yine sigorta şirketlerinde Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta'nın da e, ciddi şekilde 2022 yıl sonuna e, 2022 dördüncü çeyreğine göre 2023 dördüncü çeyrek karlarının e, oldukça iyi gelmesi bekleniyor. Ekranda hem bilanço beklentilerini hem de bilanço açıklama tarihlerini belli olanları şu anda görüyorsunuz. Hafta içinde HSBC'nin perakende şirketlerinin tamamı için bir raporu çıktı. Orada tamamı için alt tavsiyesini koruyor. Hedef fiyatlarda bazı değişiklikler işte Anadolu Efesi 140'tan 185'e, BİM'i 410'dan 450'ye, Coca-Cola'yı 450'den 635'e, Mavi 130'dan 170'e, Migros'u 460'tan 510'a, de 95'ten 110'a revize etmiş. Burada baktığınızda şokta herhangi bir fiyat değişikliği yok ama potansiyel anlamda mevcut seviyeye baktığınızda en fazla şokun prim potansiyelinin olduğunu görüyorsunuz. %60'lık aşağı yukarı e, cuma kapanışı itibariyle %60'lık bir yükseliş potansiyeli var. Ondan sonra işte Anadolu Efes, Mavi, Migros gibi e, şirketlerin yükseliş potansiyelinin e, biraz daha e, diğerlerine göre fazla olduğunu görüyorsunuz. E, ben e, yine endekste alakalı olarak iyi bir kapanış yaptık. Bu kapanış sonrası önümüzdeki hafta herhangi bir olumsuzluk olmadığı takdirde biraz daha yukarıları zorlayan, arada realizasyonlar olabilir yalnız hep yukarıya gidecek diye düşünmeyin. O e, realizasyonları alım fırsatı olarak değerlendirebileceğiniz günlerin olacağını düşünüyorum. Olumlu görüşümü devam ettiriyorum. Şimdilik bu hafta e, anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.